Herkese selam ben Numan. Bugün sizlerle birlikte PES Simulator 99'un yeni güncellemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte gelen update 7 inceleyeceğiz. Update 7'de de neler varmış hep birlikte öğreneceğiz. O zaman isterseniz hızlıca başlayalım. Tabii ki de ilk önce rokete binip ikinci dünyaya bir gitmemiz lazım. Ve şöyle bir update logona baktığımız zaman gerçekten oldukça uzun. O yüzden ben hiç bunları okumak yerine direkt olarak bir ilk önce haritayı bitirmek istiyorum. Bu arada daha fazla PES Simulator videosu izliyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki silip sisteminizi anlamış olayım. Şimdi de bir arena 125'e gelmişiz bile. Hemen şu buraya açalım. Ve direkt olarak zaten karşımıza Rabbit çıkıyor. Büyük ihtimal Rabbit'i şu an yaparsak bizim için çok daha iyi olacak. O yüzden bir yapmak istiyorum ve bize ne geliyormuş? Oo, Second Pet'leri bulma yeteneği gibi bir şaşırılmış. Şey Arena görevleri diye bir şey geliyormuş. Bize ödüller verecekmiş. Shine çıkma şansını vesaire arttırıyormuş. Bir de tamamdır abi güzel. Hemen şöyle bir beşinci şey yapalım da inşallah birinci dünyadan başlamayız. Çünkü başlarsak en az bir 30 dakika bu gelmem sürecek. Lütfen ya. Ah tamam direkt buradan başlıyorsunuz. Bu çok iyi oldu tamamdır güzel. Yine garip kurbağa çöp çöp şeyler verdi. Burada mesela birkaç tane yine işlerden birisi var. Bunu zaten bu videoda hep birlikte bakacağız. Şimdi bak aa aynen bak o garip araba arena görevlerde dediği şey buradan geliyor. 100 tane breakable kırılıyor. Acaba bu bizim levelimizi mi arttırıyor ya? Bir şey değil mi? Eğer öyleyse çok iyi. Yani bilmiyorum çünkü level atlamak oyunda çok zor. Dur bakayım hemen bir görevi yapayım mesela. Hemen şöyle bir takımımı yoldum ve görevi yapalım bir bakalım abi. Şu an buradaki bir yıldız bakalım bunu yapınca artacak mı bilmiyorum. Belki başka bir şey puan veriyordur. Hiçbir fikrim yok ve ee, ne oldu abi? Buraya bir şey gelmedi. Allah Allah birazcık şu an maalesef görevler zor olduğu için buna sonra bakacağım. İlk önce dediğim gibi bir haritayı komple açalım tekrardan. Burada ufak bir değişiklik gelmiş. Artık haritada göre bir yukarıdan böyle bölgeleri açabiliyormuşuz. Biraz daha işimizi kolaylaştırmak için. Ve tamamlar tekrar aynı bölge geldik. Bundan sonra yeni gelen bütün mapleri hızlıca bakacağız. Hızlıca 126'ya geçiyoruz. Bakalım 126. bölgede bir şeyler var mıymış? Evet burada bir tane potion vendingi var. Ve yani <laughs> öyle çok güzel şeyler verdi söylenemez. Hızlıca 127'ye geçelim. Burada gördüğünüz bir tamamen bomboş hiçbir şey yok anladığım kayıla aynen. O zaman 128'e geçelim. Hiç beklemeye gerek yok. Ve burada da aa dur burada bir şey var. Bu ne abi? 500 bin elmas istiyor. Ultimate XP mi? Ne oldu şimdi? %10 sarısam XP boostumuz oldu. Okay. Tá bom. Tamam. Bedava. Daha sonra bedava değil ama olsun. <laughs> bakalım 129'da neler varmış. Ve şöyle baktığımızda... Ooo burası güzelmiş ha. Baksana petler. Ana çok iyi be petler. Buradan bir şey yapabilir miyiz? Dur bakayım mini game falan mı acaba bu? Al beni içeri. Dur yok girilmiyor. Galiba sadece mapmiş ama. Harbiden tatlıymış ha. Şu karakteri falan petler çok tatlı olmuş buradaki. Aynen burada başka bir şey maalesef yokmuş. Sadece mapmiş burası. O zaman 130'a geçelim bakalım. Ve burada bedava bir eşya var. Yani bedavadan 44k elmas verdi. En azından iyidir herhalde ne bileyim. <laughs> burada şu an bayağı bir yavaşladık. O yüzden bir şöyle yapmak istiyorum. Bir baş gidip yeni çıkan petlerden açalım çünkü şu an petlerimiz bayağı güçsüz kaldı. Tamam 140. pet açabiliyormuşuz şu an hemen şöyle baktığımız zaman. Aha az önceki agzol çıktı. Ana çok iyi tamam güzel. Şöyle bir güçlerine bakalım mesela benim eski petlerim ne kardı şimdi gidip ne kadar oldu. Eski petler en fazla 300 milyon falandı şu anda 440 milyon oldu. Acaba ben şey yapsam mı ya? Biraz daha işlerimizi kolaylaştırmak için mailbox'a illa bana evet dediğim gibi pet atanlar vardır. Oradan birkaç tane pet alsam bence çok iyi olur. En güçlüsü hangisi? Aha bu galiba tamamdır. Pal pauls eyvallah kardeşim hemen şöyle petlerini alalım Pal pauls şu an çok çok daha güçlendik. Bir 10 kat falan kişi. <laughs> bir anda biraz fazla güçlendik ama sıkıntı yok. Zaten biz de bir 3 dakika sonra aynı petlerden açmaya başlayacağız. Hemen 131. bölgeye geçelim. Ve göz gibi burası da bomboşmuş sadece. Her yerde böyle garip kurba radyoaktif şeyler var. 132'de bakalım neler varmış. Bir şeyler yokmuş. Bu ne abi? Burada baya baya bomboş. Hadi bakalım. Nerede bir şeyler gelecek acaba? 133'ten ümitli miyim? Hiç sanmıyorum ama. ooo Dur. Uçuyoruz mu? Hayırdır? Bir yere mi gidiyoruz? Yok. Abi yine mi süz? Şaka mı bu? Şurada bir Shiner Leaks varmış. Alalım bari de. Yani her şey süz. Yani gidiyoruz ama bomboşuna gidiyoruz. Bakalım 134 de, de aynı şekilde mi? Ve evet aynı şekilde. <laughs> ya yok pardon. Burada 250 bine petlerimizin hızını arttıran bir şey varmış. Eyvallah ya. Valla var ya. 8 update'tir ben bunu bekledim. İyi ki. Şey. <laughs> sonraki bölümümüzde bedava elmas varmış. Güzel. 136. bölgedeyiz ve yine bomboş. Evet. 137. bölgede aynı şekilde bomboş. 138. bölge geçtiğimiz zaman burada yeni bir vending makinemiz var. Şöyle bir aldığımız zaman maalesef çok çöp şeyler veriyor. Yani çöp bulayacağım. Allah'ım ne oluyor? Oyunum çökecek valla. Hemen şu 139'a geçelim bu sırada. Ve yine boş abi. Bu ne ya? Abi bu kar boş olması normal mi? Ya bilmiyorum ama. 140'a bakalım. 140 inşallah boş değildir. O da boş. Yo pardon değil mi? Ana. Oo bu ne? Abi bu ne? Burada çok garip bir mağaza var. İçinde 6 milyonu 10 milyonluk iksir değerinde şey var abi. Bunlar ne ya? Ben bunu nasıl alacağım? Dur bakayım bende var mı ondan? Galiba Yok. Allah Allah bu ne ya? Acaba bu görevlerin verdiği şey muhabbet o mu ya? Olabilir bilmiyorum. Biliyorsunuz her bölgede artık görev var ya. Belki de o görevler bize buradaki para biriminden veriyordur. Neyse birazdan anlarız zaten sıkıntı yok. Bu arada burada hemen bir %5 daha fazla paramızı aldık. 141. bölgede güzel. Hemen 142'ye geçelim hızlı hızlı. Ve 142'de bundle şey var abi. Buradan bir direkt olduğunuz zaman. Ooo 143 binlik şey geldi. Güzel be. <laughs> ya da ben çok şanslıydım. Dur bakayım bir daha gelir mi? Abo 400 bin falan kazandım abi burada direkt. Çok iyi. <laughs> 143. bölgede bir mini game'imiz varmış. Hızlı bir girelim bakalım. Bu neymiş? Ana şey var. Bunun ismi neydi ya? Ee, şu tutup şey yaptığımız oyunlar abi. Bu ne şimdi? Ben buradan ne toplamaya çalışacağım? 5 yazıyor. 5x mi? 1x var. Bak şunlar kaçış. Onlar 10x. Bak şurada 50x var. Onu mu tutmaya Dur. Aç. Oynamak istiyorum. Tamam aynen. Şimdi bak şu ileride 50 x'lik bir tane vardı. Ben oraya gideceğim. 40 saniyem varmış bu arada. Bakalım olabilecek mi? Bak şu arkada pembe bir tane gözüküyordur belki size de. Tamamdır. Herhalde doğru yerdeyiz. Bakalım alabilecek miyiz? Nereye gittin ya? Ben orayı demedim ki. Ne yapacak? iki tane mi çek Hiç çekemedim. <laughs> Bu kadar beklemedim abi. <laughs> Harbiden bu kadar bekleyemedim yalanımız. En azından bir tane çekeriz diyordum ama. Evet. Boş geldi. Ve maalesef bir daha oynayamıyorum. Sağ olsun derim. En azından denemiş olduk. Ama tatlı güzel bir oyunmuş. Abi bu ne? Bu map'te bir yapabiliyor muyuz? Niye böyle garip kurbağa efektler çıkıyor yerden ya? Şuna baksana. <laughs> Ve 145. Böyle geldiğimiz zaman iki tane yeni şey eklendi. Şimdi burada bir kocaman bir chestimiz var. Hızlıca bir kıralım bakalım. Umarım güzel bir şey veriyordur. Yoksa tamamen çöp yapacak bir şey yok. Ve ahanda kırdığımız zaman Eee. çöp. Evet maalesef ki çöp. Bir de burada bir şey var. Exclusive de Bu neymiş? Aha Aa, bu ne ya? Buraya Ooo Buraya sadece sanırsam böyle Eskulizm olan ne bileyim işte Hüc ve büyük ihtimalle Titanic zaten burada yazılmış Hüc veya Titanic petlerinizi buraya koyup Elmas kazanabiliyor musunuz? Mesela bak Neye göre artıyor ki bunun fiyatları acaba? Allah Allah Aslında iyiymiş ya Mesela Ne yapalım? Bir tane hadi Hüc'e bir buraya koyayım mı? Anlıkıyla buraya mesela 4 gün bırakırsak Günlük bize 54k gelecekmiş Ama eğer 12 gün boyunca buraya koyup Hiç kullanamayacaksak bize 82k 30 gün boyunca bunu yaptırırsak da 100k vermiş yani Düşündüğünüz zaman 30 gün sonra 3 milyon verecek bir tane hücün. Eğer 10 tane hüc koyarsan şu anki şey abi yok çöp. Sebebi ise şu siz zaten bunu 30 güne koyduğunuz zaman büyük ihtimalle bunun fiyatı 100 milyon falan olacak. <laughs> o yüzden abi gidip de buradan koymak bir tık bana mantıksız geldi. Ama farklı bir mantık yapılabilir yani. Çok da şey yapmayalım şimdi. Şu an sadece sarısamızdan 3 tane bölge kaldı. Görebiliriz. Şu an 6. Rabbit'in olduğu bölge görebiliyoruz az çok. Hemen şu 147'yi de açalım. Bölgeler güzel ama maalesef ki hep boş yani. Bunu anlamış değilim. Harbiden çok fazla boş bölge var. Ve 148'den sonra 2 bölge kaldı? Aynen abi. Şöyle baktığımız zaman hala tabii ki de bunlar boş. Burada 750 bin elmasa bir upgrade var. %5 iş daha fazla vuracakmış. Petlerimiz artık 149 ve son bir bölge kaldı abi. Şurada hemen shiny'yi gördük. Tamamdır güzel. Bunu da alalım. Ve aa pardon burası direkt son bölgemiş. Ben diğer tarafı da geçebiliyor ama yok. Maalesef geçirmemiş. Direkt olduk. burası son bölgeymiş. Şimdi ben burada direkt para kassam mı acaba abi ne oluyor? Biraz fazla mı TNT attım ya? Amaçlarımdan birisi aslında buradaki görevlerden bir tersi bitirmek istiyorum. Aslında bak şu en üstteki görevi hızlıca bitirebilirim gibi ya. Aynen onu bekleyeyim o zaman ben bir. Hatta o sırada isterseniz sizler gibi mağazaya bakalım. Burada zaten bir değişiklik yok ama mağazada bir değişiklik var. Aynen. Oo bayağı bir şey var ve bu ne ya? The Forever Pack. Bu ne ya? Free. 25k eyvallah abi. Ana 50 Robux'a bunu alabileceğim mi? Alayım. Bu ne ya? Bu garip bir mantık var burada. Sonsuza kadar giden bir paket mi bu? Ne ya abi bu şimdi? Tamamdır yeni gelen yumurtadan aldım 50 Robux'a ve şu an bana göre bir, bir sürü bedava bir şeyler verdi. Oh. Yani 100 Robux'a bunu alsak mesela bak sonra bunları verecek ama. Bir garipmiş ya bu. Size daha fazla ödül veriyormuş. Daha fazla hiç bir fikrim yok ama... Abo! Abi yumurta çok güzelmiş bu arada. Süper kahraman yumurtası abi şuna bak. Titanic Bad Cat Huge Super Tiger. Abi çok güzelmiş be. Petler abiden çok tatlıymış. Tamam zaten bir tane önce bundan aldık. Açarız şimdi hep birlikte. Ondan sonra da yeni eşyalarımız var. Süper magnet diye bir şey eklenmiş. Ve her yerden eşyalarınızı çekebiliyormuşsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellikmiş. Nerede olursanız olun düşen eşyaları toplayabiliyorsunuz. Yani böylece aslında yumurta açarken burada kasabileceksiniz demek oluyor bu. Sonra boss lucky block gelmiş. Sırsam bu daha büyük bir lucky blok spawnlıyor. Yeni bir oyun ulti gelmiş gördüğünüz gibi random droplar çıkartabiliyormuş bir de eski olanı daha götürmemişler sasam ve yeni bir mantık daha yazıyor burada görüyor bu da kay kayların artık shine çıkabilme şansıymış ve shine olduğu zaman yüzde 35 daha hızlı oluyorlarmış yüzde 10 şanslı sarısam shine geliyormuş aldığınız zaman ve yüzde 35 daha hızlı oluyormuş ve şu an bir de baktığım zaman sarısam buraya insanlara hediye etme ettilermiş. Aslında bak bu benim için güzel. Sizlere garip kurbağa bir sürü şeyler hediye edebilirim buradan. Bunları ister misiniz? arkasına kısmına yazmayı unutmayın. Ve tamamdır. Burası sarsam böyleymiş. Şimdi o zaman klan savaşlarına geçelim bakalım. Böyle bir yeni klan savaşı geldi. Ve amacımız en fazla klan görevini yapmakmış. Onunla açarsam buradan bakacağız aynen. Görebiliyor Klan questlerine baktığımız bu zaman burada klana özel olarak toplamda 4 tane görev var ve anladığım kadarıyla bunu klanca yapıp buradaki puanları kazanıyoruz. Aslında gerçekten güzel bir klan savaşıymış fakat keşke onun ilk zamanları bu gelseydi de harbiden uğraşsaydık. Açık konuşmak gerekirse çünkü maalesef ki son birkaç klan savaşı hiç uğraştığımız söylenemez. Yalan söylemiş olmayalım şimdi yani uğraşmıyoruz yapmıyoruz da o yüzden. Ama gerçekten de bu klan savaşını beğendim. Tatlı bir mantıkmış. Ödülleri de ahanda bu şekilde. Yeni masterlerimiz eklenmiş. Şöyle baktığımız zaman fishing master var. Şöyle bir bakalım abi mesela neler varmış. Daha fazla çekme hızı, daha hızlı yakalama hızı, daha derin ee, havuzlardan yakalama özelliği bir şey eklenmiş çok karışlar var abi. Ne bileyim işte oltan rainbow olabilir. Farklı farklı şeyler çıkabilir falan filan. Alışan bayağı bir değişiklik oluyormuş. Güzel sevdim. Sonra meyve masterisi var. Bunlar da aynı şekilde meyvelerimizi upgrade'le görüyor bir. Ve aynı anda 50 tane meyve. Ne? Abi çok iyi bu. Yüze kadar çıkartabiliyor mu? Abi çok iyiymiş be bu. Bunu bitirmek gerekiyor anlaşılan. Vay arkadaş. Bir de son olarak pet master gelmiş. Bu ne? Tamamdır bu anladığım kreli, altın makinesi kullandıkça, rainbow makinesini kullandıkça açılan şeyler değil ki hepsiyle alakalıymış anladığım kadarıyla. Petlerle alakalı her şey buraya geliyormuş. Ve en sona baktığımız zaman 2x daha fazla elmas kazanıyormuşuz d Güzel fakat maalesef bunları 99'a getirmek gerçekten çok zor. Bunu Burada konuşurken burası görevin ilkini bitirmişiz. Şimdi mesela eşya geldi mi? Dur bakayım gelmiş olması lazım şuralara bir yere. Hemen şöyle bir bakalım. He evet, tamamdır abi gelmiş ve buraya geldi. Bunun mantığı anladığım kreli, her bölge toplam 3 tane görev oluyor ve sarısamalar yenilenmiyor anladığım kadarıyla. Çünkü bak yaptıktan sonra bitti bu gördüğünüz gibi. Ve eğer siz birçok bölgeden bunları toplarsanız buradan göre bir bayağı güzel ödüller alabiliyorsunuz ama yani bilmiyorum abi 500 tane toplayacaksın ve 10 milyon. Bilmiyorum bence az. Bu kadar uğraşa bence gerçekten çok az ama yine fena olmayan bir özellikmiş diyelim Ondan sonra şöyle bir buradan bakmak istiyorum kaçırdığım şeyler var mı diye. 4 tane yeni eşya eklenmiş. Bunlardan birisi Watermelon'muş olmuş. Benim de zaten varmış ve ne yapıyormuş bu bize? Bonus gelme ihtimalini arttırıyormuş. Çok da önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Ondan sonra yeni bir paket gelmiş large bundle diye. Bunlar asılsan çok daha fazla kitap vesaire çıkıyor diyecek. Yo. Emimiz bunun geldiğine dur bakayım. <laughs> yeni gelenler bunlarmış ama niyeyse bayağı çöpmüş. Bir de burada meyve bandalı var. Bu da yine yeni eklenenler arasında ama yani verdikleri şey çok kötü maalesef. Şimdi geri kalan updateleri gösterebilmek için Big Games'in sitesine geçeceğim. Şimdi şöyle geldiğim zaman göğü bir yeni bir event eklenmiş. Patricks'in eventi diye ve her 4 saatte bir dünya 1'e geliyormuş bu event ve yanlış anlamadıysam hatta şu an olması lazım. Dur bakayım bir dünya 1'e gideyim abi. Yani yanlış hesaplamadıysam şu an eventin oluyor olması lazım. Dur bakalım. <laughs> Şimdi şöyle bir arkamı döndüğüm zaman harbiden event varmış gördüğünüz gibi. Şimdi buraya göre bir 4 saate bir garip bir yer ve buradan kıra kıra ilerleme çalışıyorsun anlamıyla Aynen. Hemen şöyle bakalım gidelim. Anlaşılan buranın sonunda bir şeyler var. Koş abi koş. Ne kadar süren var hiçbir fikrim yok. Umarım yetişebiliriz. Bu ne ya? Abi bu ne? Çok yavaş kırıyorum ben. Tek başımayım ya birazcık sıkıntı. Kır 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 kır. Burada şimdi bu ne? Lucky bloklar var. Hepsini kır diyor. Tamamdır. Kırın abi. Kır kır çabuk 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 çabuk. Umarım yetişebiliriz. <laughs> E kırdım hepsini. Ah şu abi minnacık köşede kalmış tamam. Kırdım şimdi hepsini güzel. <laughs> koş 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 koş. Anlaşılan şuraya çıkmam lazım mı? Abi bayağı bir yolumuz var. Yetişebilir miyim hiçbir fikrim yok. Süremiz var mı? Ne kadar süremiz var? Diye. Bilmiyorum ki. Dur bakalım anlarız şimdi. Hop nereye geldim ya şimdi ne yapacağım? Gizlen gizlenmiş bir şey bul diyor. Ne gizlendi? Ne oldu? Dur. Bir şey gizlenmiş bir şey bir şey saklanmış buraya abi. Onu bulmamı istiyor da. Neyin saklandığını bir... galiba bu. Yok. O benim petmiş. <laughs> abi şu an gerçekten neyi bulmaya çalıştığımı bilmiyorum ve bir şey arıyorum diyorsun. En zor şey. He, tamam bunu alıyormuşuz ya. 4 yapraklı yonca arıyormuşuz. Tamamdır bulduk. Koş 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 koş. Kır 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 kır. kır. Çok az kaldı abi. Dört beş ya da on tane falan. Dört <laughs> beştir biraz daha varmış. Burada şimdi fark ettim. Solda bizim yeni bir para birimimiz var. Sanırsam bu evente özel bir para birimi. Dur. Abo dur bakalım. Şimdi burada galiba koca bir tane lucky block kırmamız istiyor. Tamamdır. Hızlıca bunu da kıralım. Aha sonunda kırdım abi. Buna çok zor. Devam. Bas. <laughs> çok az kaldı ama şu an çok zorlanıyorum. bu Ondan sonra toplamda 4 tane chest kaldı sadece. Aha son 2 chest ne var orada? Aa o ne be yumurta mı o ne? Galiba harbiden yumurta var orada abi. Dur 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 dur. Aynen harbiden yumurta. Son bir chest abi geldim. <laughs> Vallahi tek başıma nereden nereye kadar geldim şuna bak. Ve... Kır 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 kır. Aç ah, çabuk işte ne bu şimdi? 160 tane bu şeyi yeni paradan istiyormuş ve diyor buradan sarırsan buradaki hücre çıkartabiliyor musunuz? Hemen bir açalım o zaman bakalım abi. Güzel bir şey çıkartabilir miyim? Böyle bir süre sınırı var mı? Hiçbir fikrim yok ama anlayacağız şimdi. Dur bakalım. Şahin çıkınca burada az bir yazı yazdı. Ne oldu ya? Çok garip sesler çıkıyor Şahin çıkınca vesaire. Acaba ben şimdi saatlerce burada açabilecek miyim yoksa böyle 5-10 dakika süren mi kaldı? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir çıkarttıklarımızın güçlerine bakalım isterseniz. Ve o 4 milyar gücündeymiş bak bu. Bu hangisi? %10'lukmuş. Bir de galiba bunun daha da nadiri var. O hangisi? O da bu. Tamam bu direkt 4 milyonmuş. Bu bunun bu bayağı bir güçlü olacaktır yani. Şu an anladığım oyundaki en güçlü petler bunlardan biri büyük ihtimalle. Güzelmiş. Ama tabii ki de asıl önemli nokta buradaki hücü çıkartabilmek. Ama tabii ki de şimdi maalesef bu kadar uğraşamayacağım onun için ama en azından görmüş olduk. Tamamdır. Eventi böylece öğrendik. Ona eklenen toplamda 5 tane hücü varmış. İşte bazıları klan savaşı ödülü, bazı işte az önce baktığımız yumurtadaki ödüller, bazıları da hücü zotasyonundan gelenlermiş ve aha önemli noktadan birisine geldik. Görüyor musun? burada secret petler var. Rabbit attığımız zaman secret pet çıkma şansımız var demişti ya. Galiba bunlar yeni bir secret petlermişmiş coin diye secret pet var galiba. 195 gücün olmuş en güçlü petimizin. Güzel. Sonra aktif hücre eklediği bir şey var. Bu da sanırsam bizim o an aktif olan hücrelerden birini veren bir yumurtaymış. Aynen zaten burada gördüğünüz gibi gözüküyor. Ondan sonra yeni bir event gelmiş item jar diye. Normalde jarları altına doldururken bunu eşyalarla dolduruyoruz ve patladığı zaman daha da fazla eşya veriyor bize. Az önce size göstermiş olduğum shiny hoverboard'a da aynen bu şekilde gözüküyormuş. Ve sanırsam başta kaçırdığımız bir şey yokmuş. O zaman şöyle unutmadan hızlıca buradaki yumurtadan bir açalım bakalım. Belki güzel bir şey gelir. Direkt açtım valla şans basmadım adama kala ama hadi be direkt hücumcu versen ne olur ya. Yok vermedi. Bu ne ya? Jester dog verdi. <laughs> Güzel tipe bak. En kötüsü mü bu peki? Dur bakayım. Belki değildir. En kötüsüymüş abi. Vay arkadaş. Neyse sağlık olsun derim. Ve sen sen şu an bütün update'i incelemiş olduk. Siz bu update hakkında nerede düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve video bitirmeden önce sormuşum. 2 GB'ı hala abone değilseniz açıklama kısmından abone olabilirsiniz. Roblox dışında çektiğim bütün videoları oraya atıyorum ve bayağı bir aktif tutmaya çalışıyorum. O zaman isterseniz yavaştan videoyu bitirelim. Eğer daha fazla Pet 99 videosu istiyorsanız beğenerek ve abone olmayı Umarım siz de beğenmişleriz ve de ekran çıkan diğer videyi izlemişsiniz. O zaman kesinçe çekin bakın. Hoşçakalın, sağlıcakın.